Bana ait her şeyden vazgeçtin. Benimle kurduğun hayallerden. Adımı yazdığın her yerden. Her şeyden. Aklımı oyaladın. Gönlümü oyaladın. Neden? Hayatıma öyle girdin, hiç gitmeyecek gibi. Aklıma öyle girdin, hep gitmeye hazır gibi. Gönlüme öyle girdin, çocuk avutur gibi. Neden? Öyle düşler kurdurdun, geçmişten geleceğe hep varmışsın gibi. Öyle hisler bıraktın, hiç olmamışsın gibi. Öyle anlar yaşattın, bir varmışsın, bir yokmuşsun gibi. Neden? Ama her soluğum, her anım çok güzeldi, eşsizdi. Neden? Bir masal sanki dinlemekten hoşlandın. Gerçeklerde karıştığım, her uyuduğumda yeniden başladığım. Gerçek mi? Yoksa rüyada mıyım? Ayıramıyorum. Neden? İsmimin yazılı olduğu her köşeyi, kurduğun, kurdurduğun düşleri, birlikte yazdığımız sözde geleceği, dalgalarla silinmeye mahkum, kumsallara mı bıraktın? Neden? İnanarak söylediklerin, gönlünden fışkıran özlemin, hür ruhumuza hasretin, 15 dakikaymış meğer. Birden fazla gönül sohbeti olmaz. Başka sohbet varsa, o sohbet öz olmaz. Öz olmayan yerde muhabbet olmaz. Muhabbetimize eller mi karışsın? Neden? Eksiğimizi bulup tamamlayalım. Yetmiyorsak biz bize ellerle buluşalım. Yetmiyorsak biz bize ellerle buluşalım. Yetip tamamlanıyorsak da eğer, gel kavuşalım. Zikrimin özünden fikrimi altın bir tepsiye koysam, ruhumun özünü çıkarıp üzerine sarsam, ihtiyacın olanı al diyerek gideceğim gün sana sunsam, acaba gitme, kal der misin? İhtiyaç duyduğun tepsidekiler mi yoksa ben miyim? 15 dakikalığına özlediğin yine ben miyim? Tad aldığın, doyduğun sohbet peki ben miyim? Oysa benim sohbetim sadece sen. Sadece sen. Ve bu defa kendime soruyorum. Neden? İçim kanar da isyan.
Çabuk vazgeçebiliyorsanız eğer siz de vazgeçilmeye değersiniz. Biliyor musunuz ki dostluk bile sadakat ister. Sevgiler.